Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz asrın felaketini yaşadık 6 Şubat'ta. 6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'miz de çok etkilendi. Osmaniye'miz de çok sarsıldı. 1010 vatandaşımızı kaybetti. 173 binamız yıkıldı. 527 acil yıkılacak binamız oldu. 9000 ağır hasarlı binamız oldu. 1054 orta hasarlı binamız oldu. Bunlar toplamda bağımsız bölüm olarak 30 bin yapıyor. İlk andan itibaren Osmaniye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ciddi bir mücadele verdik. 50 bin vatandaşımıza o dönemde ilk andan itibaren barınma ve beslenme imkanı sunduk. Çok hızlı bir şekilde konteyner kentleri inşa ettik. Şu anda hızlı bir şekilde kalıcı konutlarımızı inşa edilmektedir. Ancak dün CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel konteyner kent ziyaretindeki konuşmasında şu ifadede bulunuyor. Bundan sonraki süreçte tabi burası çok büyük bir konteyner kent. Kış yaklaşıyor, sorunlar kışla birlikte artabilir. Kalıcı konutlar için bir an önce harekete geçmek gerekiyor. Osmaniye'de bu işin biraz yavaş ilerlediğini üzülerek takip ediyoruz. İki TOKİ bloğu dışında Osmaniye'de maalesef daha hazırlık aşamasında diye konuşma yapıyor. Bu konuşmasını da Twitter'da paylaştı. Paylaştıktan sonra bu bilginin doğru olmadığını, tamamen yanlış olduğunu CHP İl Başkanı Sayın Mehmet Döğüşçü'ye söyledi. Söyledikten sonra Mehmet Döğüşçü ve kaldırılacağını ve ilgileneceğini, görüşeceğini söyledi. Görüştükten sonra bana döndü, kaldırılacak dedi. Evet, kaldırıldı. Fakat kaldırıldıktan sonra yaklaşık bir saat sonra tekrar Twitter hesabında şu açıklamada bulundu. Kalıcı konutlar için bir an önce harekete geçmek gerekiyor. Buradan meclisin ne yapması gerekiyorsa onu getirsinler. Milletvekillerimiz bu sorunların çözüm için iki elleriyle oy verirler şeklinde bir tekrar aynı minvalde kalıcı konutlar hususunda çalışılmadığını, harekete geçilmediği yönünde bilgiler verdi. Maalesef bu yanlış ve çarpıtılmış bilgiler, tamamen yanlış bilgiler, doğru olmayan bilgileri tekraren verdi. Biz de bu açıklama yapmaya mecbur kaldık. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, sizler de biliyorsunuz Osmaniye'mizde kalıcı konutlar hızlı bir şekilde yapımı devam etmektedir. Şu anda sizinle bu bilgileri kısaca paylaşacağım. Osmaniye merkezde 1820 adet, Düzici ilçesinde 1209 adet, Hasanbeyli ilçesinde 504 adet, Toprakkale ilçesinde 152 adet, Sumbas ilçesinde 190 adet, konutun ihalesi tamamlanmış olup toplamda 3875 adet kalıcı konutun TOKİ tarafından yapımına başlanılmıştır. Ve bu yapım süreci hızlı bir şekilde devam etmektedir. Osmaniye ilimizde 31.12.2023 tarihinde merkezde 260 konut, Toprakkale ilçesinde 152 konut, Düzici ilçesinde 511 konut, Hasanbeyli ilçesinde 238 konut, Sumbas ilçesinde 190 konut olmak üzere toplam 1351 adet konutun teslimatı yapılacaktır önümüzdeki ay içinde. Ve orada CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel iki blok diyor. Şu anda Osmaniye ilimizde toplam 100 bloğun haba inşaatı tamamlanmış olup 86 blokta ince imalat devam etmektedir. Merkez ilçesinde 34 blok kaba inşaatı tamamlanmış olup ince imalat devam etmektedir. Toprakkale'nin 7 blokta kaba inşaatı tamamlanmış olup ince imalatı devam etmektedir. Düzici ilçesinde 38 blok kaba inşaatı tamamlanmış olup 26 blokta ince imalat devam etmektedir. Hasanbeyli ilçesinde 12 blok kaba inşaatı tamamlanmış olup ince imalatı devam etmektedir. Sumbas ilçesinde 9 adet kaba inşaatı tamamlanmış, 7 blokta ince imalat devam etmektedir. Osmaniye geneli kırsalda 1204 köy evi ve 181 ahırın ihalesi yapılmış olup yapımına başlanılmıştır. Şubat ayından itibaren tamamlanan köy evlerinin hak sahibine teslim edilmesi planlanmaktadır. Sonuçta değerli arkadaşlarım, 1351 konutun teslimi Aralık'ta yapılacak. 2 blok değil 100 blok. Harekete geçmek lazım diyor. Biz zaten Sayın Cumhurbaşkanımız depremin olduğu andan itibaren şahsımı aradı. Gerekli dese devlet millet birleşti ve tek yürek olduk, bu mücadeleyi verdi. Osmaniye olarak da bu mücadelede gerçekten çok iyi bir
devlet refleksi çok iyi organize olduk. Buna sizler de şahitsiniz, biliyorsunuz. Ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kalıcı konutlarımız hızla yükseliyor. Maksimum yapılabilecek hızda devam etmektedir. Bu bilgilerin tarafından, doğru bilgilerin sizlere sunmak istedim. Hepinize bir kez daha katıldığınız için teşekkür ediyorum.